Herkese merhaba. Bu videomda sizlere ülkemizin önemli eğitim kurumlarından olan köy enstitüleri ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Özellikle müzik sahasında, müzik sanatına bakışı bazı hatıralarla anlatmak istiyorum. Türk Eğitim Derneği 3. Anma Toplantısındaki konuşmasında köy enstitüsü mezunu ünlü yazar Talip Apaydın, enstitülerdeki müzik eğitimi ile ilgili şunları söylüyordu. Üçüncü sınıfa kadar müzik öğretmenimiz yoktu. Üçüncü sınıfa geldiğimizde müzik öğretmeni atandı. Boynunda asılı akordiyonla sınıfa girdi. 15 yaşındaydım. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Tahtaya tebeşirle paralel 5 çizgi çizdi. Do, re, mi diye başladık. Enstitüye birkaç mandolin ve bağlama alındı. Mandolini de ilk o yıl gördüm. 10 kişiye bir mandolin dağıttılar. Parası olan mandolin aldı. Fiyatı iki buçuk liraydı. Ben ancak dördüncü sınıfa geçince bir hemşerimle ortak olarak mandolin alabildim. Şanssızlığa bakın. 6-7 ay müzik dersi görebilmiştik. Sonra öğretmenimiz askere gitti. Notayı sökmüş basit şarkıları çalabiliyordum. Müzik kitabımız yoktu. Radyodan Muzaffer Sarı Söze'nin şarkı öğretme saatlerinden türküler öğrenip mandolinle çalmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Müdürü Tonguç'un buyruğu ile Enstitüye Kütahya Köylüsü'nden bir bağlama ustası getirdiler. Repertuarımızı böylece geliştirdik. İsmail Hakkı Tonguç Kendisi de bir sanatçı ve sanat eğitmeniydi. Müzikle fazla ilgisi yoktu ama müziğin önemini de biliyordu. Köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Yüksek Köy Enstitüsü'nde bizler daha bilinçli yetiştirildik. Ünlü yazar Talip Apaydın bir başka yazısında müzik eğitimiyle ilgili olarak şunları dile getiriyordu köy enstitülerinde müzik eğitimine özel bir yer veriliyordu. Amaç köylü insanın kapalı kalmış yetenekleri dirilsin ve kalkınma gücü harekete geçsin. Müzik öbür sanat dalları ile birlikte insana bu özellikleri kazandıran bir uğraş. Müzik eğitimi halk türküleri beğenisinden hareket ederek onu yaygınlaştırarak evrensel ve çağdaş müziğe taban olarak kabul edilirdi. Her köy enstitüsü öğrencisi halk türkülerini, oyun havalarını çalıp söyleyecek ve öğretmen olunca öğrencilerine de öğretecekti. Köy enstitülerinde çok yönlü yoğun çalışmalar yaz-kış sürerdi. Boz zamanlarında hemen her köşeden çalgı sesleri, türküler, şarkılar duyulurdu. Sabah kahvaltıdan önce davul zurna eşliğinde ya da akordeonla Topluca halk oyunları oynanır, marşlar, şarkılar söylenirdi. Kim biliyorsa çıkar ortaya öğretirdi. Kulak eğitimi, ses birliği gittikçe bir yetkinlik kazanırdı. Hemen hemen her enstitüde yöneticilerin ve ilgili öğretmenlerin özendirmesiyle korolar ve orkestralar kuruldu. Cumartesi eğlencelerinde konserler verilmeye başlandı çok güzel mandolin, akordeon, bağlama hatta piyano çalan öğrenciler yetişti. Onlar sınıf korolarını, okul orkestralarını yönetir oldular. Herhangi bir köy okuluna gittiğinde sınıflardan şarkılar, türküler duyuluyor. Köy çocuklarının, öğretmenlerin bakışları güler yüzlü, neşeli, canlı. İçimden diyorum ki, öğretmen mutlaka köy enstitülü sorular soruyorum ve köy enstitülü. İşte bu öğretmen tipi o yıllardan sonra bir daha yetiştirilmedi. Süreci daha iyi anlamak amacıyla Beşikdüzü Köy Enstitüsü müzik öğretmeni Mehmet Ali Kamancıoğlu'nun anılarına kulak verelim. Bir sonbahar günü enstitüye geldim. Müdür o Ülkümen Müzik alanında neler yapabileceğimi sordu. Siz eğitimi olarak koro, enstrüman olarak bilhassa keman öğretmeyi ve orkestra kurmayı ve her öğrencinin bilmesi gereken müzik bilgisini almasını ve özellikle çok sesli müzik eğitimini gerçekleştirmeyi düşündüğümü arz ettim. Ülkümen çok duygulandı. Ancak enstitünün şartları ve köyden gelen bu çocuklarla Böyle bir çalışmanın başarılı olabileceğini zannetmediğini düşünerek ilave etti. Biz henüz doğru dürüst yemekhane, dershane ve yatakhanelere bile sahip değiliz. Müzik çalışacak ne yer var, ne de zaman. Ülküme'ne cevabım şu oldu. Bana bir hafta incelemek zamanı tanıyın. Öğrencileri ve okulun imkanlarını göreyim. Kanaat getirirsem kalırım. Yoksa geldiğim gibi dönerim. Hemen sınıflarda öğrencilerle tanışmaya başladım. Sınıflardaki tanışmalarımızda işe keman çalmakla başlıyordum. Onlara öğrenmek isteyip istemediklerini soruyordum. Çok büyük bir ilgi olduğunu gördüm. Öğrenmeye can atan insan varlığı bulmuştum. Geriye yer ve alet meselesi kalıyordu. Çalışacak yer bulmak mümkün değildi. Hemen okul binası dışındaki Akşap ilkokul binası dikkatimi çekti. Müdürüyle konuştum, yer bulmuştum. Daha sonraki süreçte ise Mehmet Ali Kamacıoğlu koro çalışmalarına başlar. Öğrenciler keman çalmaya da yavaş yavaş başlamışlardı. Bu sırada mandolin çalışmalarına da başlandı. Hatta çalışmalar öyle hızlandı ki yılbaşı gecesi orkestra eşliğinde İstiklal Marşı ve marşlar söylendi. Daha sonra enstitüye piyano, cello, alto, keman, akordeon alındı. Bu çalışmalar sonucunda koroyu dinlemeye gelen Hasan Ali Yücel'in sözleri başarıyı ortaya koymaktadır. Çocuklar, çok şeyleri başaracağınızdan emindik. Ama keman gibi zor bir musiki aletini bu kadar kısa bir zamanda öğrenebilmiş olmanız gözlerimi yaşarttı ümitlerimizi kat kat arttırdı. Sizleri candan kutlarız. Evet bazı hatıraları sizlere naklettim. Sonuç olarak köy enstitülerinde 1940-1953 programına kadar müzik eğitiminin verildiğini, öğrencilerin enstrüman çalmaya başladıklarını, klasik müziğin tanındığını ve sanatla iç içe olduklarını söylemek mümkündür. Bunu sadece eğitim programlarından değil, enstitüde yetişen öğrencilerin anılarında da görüyoruz. Bir ülkenin gelişebilmesi için birçok yapı taşı vardır. Bunlardan biri de sanata gereken değerin verilmesidir. Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.